söyleyen, özellikle sorunlara, önemli sorunlara parmak basan meslek örgütlerinin böyle etkisizleştirilmesi yolunda adımlar atılmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şöyle, en başta bu biliyorsunuz sendikalara yapıldı. Sendikalar tamamen söz söyleyemez hale getirildiler, örgütlenemez hale getirildiler. Onun sonrasında dediğiniz gibi gezi süreci ve gezi sürecinde biz meslek odalarının ön plana çıkması ve Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin ön plana çıkması ile birlikte, hatta gezi süreci yaşanırken gezi direnişi esnasında da biliyorsunuz apar topar bir yasa tasarısı, bir torba yasa içerisinde yerleştirilen bir madde ile birlikte bizlerin ekonomik kaynakları kısıtlanmaya çalışıldı. Hatta kısıtlandık, çalışmadan öte kısıtlandı. Ve Bizleri önce küçültülmeye gidildi aynı zamanda o tabii odaların ekonomik şunu. olarak bizleri bitirmek demek zaten bizleri küçültmek anlamına geliyor. Öyle bir süreç yaşandı. Bunun hemen ardından da şu anda bir yine Bakanlar Kurulu'ndan çıkan bir yasa tasarısıyla birlikte şu an meclise sunulmadı. Lakin her an sunulabilir. Şu an biliyorsunuz meclis gündemi iç güvenlik yasa tasarısıyla çok meşgul durumda. Ama bundan hemen sonra da TUMOP yasasının da gündeme gelmesini bizler açıkçası bekliyoruz. Bu yasa tasarısını getiriyor. Bu yasa tasarısı esasında TUMOP örgütlülüğünü parçalamak üzerine kurgulu bir yasa tasarısı. Bu anlamda TUMOP örgütlülüğünü parçalarken de Türkiye'deki 400 bin mimar mühendis ve şehir plancılarını temsil eden bir birliğin de sesi kısılmak isteniyor. Tam da bu nedenle özellikle göstermiş olduğu toplumsal muhalefet nedeniyle meslek alanına, kentine, sokağına sahip çıktığı için bu meslek örgütü, bu meslek örgütleri TMB içerisindeki TMB'ye bağlı 23 meslek odası şu anda parçalanarak bitirilmek ve sessizleştirilmek isteniyor. Evet, yine gündemin öne çıkan başlıklarından biri, son dakika olarak da bildirmiş olalım, haberimizde aslında ana haberde de bildirdi arkadaşlarım, gazeteci Mehmet Baransu tutuklanması talebiyle sevk edilmişti. Balyoz davası kapsamında devletin gizli belgelerini temin ettiği için bu gerekçeyle, bu sayıkla tutuklandı. Sayın Üküş, siz nasıl değerlendirdiniz bu durumu? Biliyorsunuz aslında Ergenekon davaları görülürken Mehmet Baransu gazeteciyken, o dönemdeki hala gazeteciliği sürdürüyor. Öncesinde hep kimler ne olacak, ne kadar tutuklanacak, ne kadar ceza alacak, hepsini böyle öncesinden bildiriyor diyorlardı vatandaşlar. Neler düşündünüz bu tutuklamayla ilgili acaba siz? O bildiriyor dediğiniz kişilerin hepsi şu anda Silivri cezaevinde. Polis şefleri, istihbarat müdürleri, gazeteciler, yayıncılar. Şimdi Balyoz, ama şuraya dikkat çekmek lazım. Şimdi Mehmet Baransu gazeteciliğinden çok bavulculuğuyla tanıdı. Bir nakliyat şirketi gibi, kargo şirketi gibi çalıştılar bunlar. O dönemin gazeteleri, hani şimdi çıkıp vicdan arayan, adalet arayan gazeteler, televizyonlar bangır bangır Türkiye'nin aydınlarını, yurtseverlerini, silahlı kuvvetler mensuplarını apışa ettiler. Onların hepsini camileri bombalayacak, işte büyük eylemler yapacak, büyük katliamlar yapacak, darbeler yapacak kişiler olarak lanse ettiler. Ama bunu yaparken tek başlarına yapmadılar. 12 yıl AKP iktidarıyla birlikte bu işi yaptılar. Bunların hepsi, şuna bakmak lazım. Yani Mehmet Baransu o bavulları taşırken tek başına mıydı? Türkiye'de Adalet Bakanı kimdi? İçişleri Bakanı kimdi? Başbakan kimdi? O polis şefleri bunları yaparken kim iktidardaydı? O gazeteler, televizyonlar Türkiye'nin en üst düzeydeki genelkurmayda, ki işte genelkurmay başkanı İlker Başbuğ, birinci, ikinci kuvvet komutanları, bütün kuvvet komutanları itibarsızlaştırılarak haklarında en alçakça iddialar ileri sürülerek Türkan Saylan'ın evinin basıldığı günü herkes hatırlıyordur. Yaşamla ölüm arasında ince bir çizgide olan Türkan Saylan'ın evini gece yarısı basan bunlar değil miydi? O evler basılırken bunlar gene bugünkü iktidar iktidarda değil miydi? Bugünkü hükümet iktidarda değil miydi?
Türkan Saylan'a ve Çağdaş Yaşam Derneği'ne fuhuş operasyonları düzenleyenler bunlar değil miydi? Türkiye'nin en seçkin subayları hakkında casusluk ve fuhuş davaları açanlar bunlar değil miydi? O davalar, bakın, basit davalar değildi. Türkiye'yi AKP iktidarına mahkum eden ve AKP'yi Türkiye'ye özgürlükçü, demokrat bir siyasal rejim getiriyor iddiasını öne sürmek için uydurulmuş gerekçelerdi. Türk ordusu, Türk aydınları tümüyle tasfiye edildiler. Ve orada işte yoksul bir Kuddisi Okur cezaevinde öldü. Ergenekon'un kasasıydı. Belediye cenazesini kaldırdı. Kimse çıkıp o gün bir şey sordu mu? Bugün Balyoz, Ergenekon ve bu davaların hepsiyle ilgili bol bol konuşan arkadaşlar, ben o sürecin içinde olan birisiyim. Biz o zaman itiraz ettiğimiz zaman bizim solcu geçinen aydınlarımız, bugün işte bu işleri çok eleştiren arkadaşlarımızın da hesap vermesi lazım. En azından bir özür dilemesi lazım. Bizi Ergenekonculukla, darbecilikle, jitemcilikle suçlayan bu yara aydın solcularımız değil miydi? Türkiye'yi bu karanlık iklime bu süreç getirdi. Toplumu iki yönden esir aldılar. Bir korku iklimi yarattılar. Herkes sesini çıkaran Silivri artık bir korku öğesi haline getirildi. Ne zaman Silivri korku öğesi olmaktan çıktı? Kitleler, binler, on binlerce insan Silivri'ye gidip protestolar yapmaya başladıktan sonra. İki, toplumu kendi dışındaki herkesi darbeci, kanlı katliamlar hazırlayacak insanlar, fuhuş yapan, her türlü pistin işte casusluk, başka devletler adına çalışıyormuş gibi gösterdiler ve toplumda bir korku iklimi yarattılar ve o korku ikliminin üzerinden kendilerini demokrat ve özgürlükçü olarak sundular. Türkiye'nin liberal aydınları, eski dönek solcular bu dönemin en büyük ihanetçileridir. Referandum kampanyasında yetmez ama evet kampanyasını yürütenler hepsi Balyoz Ergenekon süreçlerinde bugünkü cemaat ve AKP iktidarıyla ağız birliği ederek Türkiye'nin aydınlarına karşı kampanya yürüttüler. Şimdi hiç kimse bir şey olmamış gibi kenara çekilerek suçu bir başkasına atamaz. Ali Tatar bu alçakça iftiralara karşı karanlıkta bir ışık olmak için canıma kıyıyorum diye mektup bıraktı. O gün Ali Tatar'a bu vahşeti, bu itibarsızlaştırma operasyonu yapanlar bugün toplumu karşısında hiçbir şey olmamış gibi çıkıp konuşmaya hakkı yok. Mehmet Baransu'nun ve benzerlerinin iddialarını çarşaf çarşaf gazetelerinde yayınlatanlar, televizyonlarında, bütün programlarda bunları esas alarak toplumu esir edenler bugün hiçbir şey olmamış gibi bir kenara çekilemez. Onlar bu olay, bakın 2-3 gün önce çok önemli bir mahkeme kararı oldu. Mehmet Haberal'la ilgili, Mehmet Haberal'la hastanede tedavisi sırasında yardım eden insanlarla ilgili açılan bir davada Ergenekon örgütüne yardım yataklıktan dava açılmıştı. Mahkeme davayı beraatle sonuçlandırdı, reddetti. Dün herkesi Ergenekon terör örgütüne üye olmakla suçlayarak yargısız infaz yapanlar bugün bütün iddiaları çöktü. Balyoz davasındaki, Ergenekon davasındaki, İstanbul casusluk davasındaki, İzmir casusluk davasındaki bütün dijital verilerin sahte olduğu, Oda TV davasındaki dijital verilerin tamamının sahte olduğu, Word dosyaların tamamının sonradan oluşturularak bilgisayarlara virüsler yoluyla bulaştırıldığı ortaya çıktı. Ortaya çıktı da Türkiye çok şey kaybetti. Türkiye'nin çok şey kaybetmesinin ötesinde insanlar, mağdur olan insanlar, hayatını kaybeden çok sayıda insan var. Bunların bedelini kim ödeyecek? Dolayısıyla Mehmet Baransu şimdi devletin gizli bilgilerini deşifre etmekten tutuklanıyor. Ama bu Mehmet Baransu bavulları getirdiği zaman alkışlayanlar bunlar değil miydi? O Mehmet Baransu'nun bavullarından çıkan belgelerle, o uydurma üretilmiş belgelerle Türkiye'de Genelkurmay Başkanlığı'na, işte Cumhuriyet Gazetesi'nin
yayın yönetmeni İlhan Selçuk'a, Türkan Saylan'a, gazetecilere, aydınlara, yazarlara operasyon yapan bunlar değil miydi? 5 yıl, 6 yıl sorgusuz, sualsiz insanlar cezaevinde kaldılar. O bugün suç unsuru olarak kabul edilen belgeler dün suçlama belgeleriydi. Suçun kanıtıydı. Bugün Türkiye bununla yüzleşmesi lazım. Bu çok önemli bir şey. Basit bir olay değil. Mehmet Baransu'nun tutuklanması bu anlamda kötü bir şey değil. Yani Mehmet Baransu bir suçun, oluşturulan bir suçun bir parçasıydı. Ama bu parçası yalnızca Mehmet Baransu değildi. AKP de en az bu Mehmet Baransu kadar bu suçun ortağıdır. Çünkü siyasi iktidardı ve Mehmet Baransu'lara, o polis şeflerine, şu anda tutuklanmış olan bütün o gazetecilere ve polis şeflerine bu imkanları sağlayan, bu imkanları kullanmasına destek olan AKP iktidarının kendisiydi. AKP ne zaman ki 17 Aralık ve 25 Aralık'ta operasyonun kendi iç kavgalarında da bunlar taraf olmaya başladılar, o gün bunlarla yüzleşme ihtiyacı hissetti. Ama Türkiye'nin son sözü olarak, Türkiye bununla yüzleşmesi lazım. Gerçekten yüzleşmesi lazım. Çünkü cemaat denilen örgütlenme uluslararası bir kontrgerilla örgütlenmesidir. Yürütülen operasyon iki tane bavulcunun operasyonu değildi. Pentagon'un, CIA'nin kurduğu bir kumpastı ve Türkiye'yi 12 yıl boyunca AKP karanlığına mahkum eden operasyonun da bir parçasıydı. Ama buradaki en önemli şey, ne AKP, ne cemaat, ne polis şefleri, ne bavulcular, ne o gazeteciler. Buradaki en büyük işi, liberal solcu olduklarını iddia eden, liberal aydın olduklarını iddia eden kesimdi. Çünkü onlar toplumun önüne çıktılar. Sabah akşam bütün televizyonlarda, bütün gazetelerde o bavullardan bugün suç unsuru diye kabul edilen, bugün sahte olduğu kabul edilen o belgelerin tamamını gerçekmiş gibi 24 saat onlar propaganda ettiler, toplumun karşısına çıktılar. Bugün onlar halen utanmadan konuşuyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. Söyleyecek bir şey bulamıyorum onlar için yani. Değerli izleyenler, Twitter üzerinden de sorularınızı lütfen yazın. Altta bir köşeye Twitter adresimizi göreceksiniz. Gündeme dair sorularınızı ve özellikle de başlığımız kente karşı işlenen suçlar olduğu için kente karşı işlenen suçlarla ilintili sorularınızı da bekleriz buradan sesinize ses olmak için. Şimdi kente karşı işlenen suçlara geçeceğim geçmesine ama biz haftalardır Cumhuriyet Halk Partisi ve ön seçim başlığıyla konuşmalar yapıyoruz. Cuma günü.